Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere dünyanın şu anda birinci gündem maddesi Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş. Maalesef Ukrayna halkı hiç de beklemediği kadar Rusların büyük bir işgaliyle karşı karşıya bağımsız ve kendi toprakları olan bir ülke şu anda başka bir ülke tarafından işgal ediliyor. Binlerce, yüz binlerce Rus askeri bağımsız Ukrayna'nın topraklarına girmiş vaziyette siviller hayatını kaybediyor. Masum insanlar maalesef canıyla Rusya'nın bu akıl almaz politikasının kurbanı oluyor. Kıymetli izleyicilerimiz... Özellikle bizleri Avrupa'dan izleyen vatandaşlarımızın yakından takip ettiği bu olayla ilgili birkaç konuda dikkatinizi çekmek istiyorum bakın değerli izleyicilerimiz. Rusya karşısında Ukrayna'nın herhangi bir şekilde tutunabilme ihtimalinin olmadığı aylar öncesinde belliydi. Rusya Ukrayna sınırına yüz binlerce askerini yığarken Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, İsveç ve diğer Avrupa ülkeleri sadece Kırım bölgesini Rusya'nın tamamen ilhak edeceğini düşünüyorlardı. Ama Rusya o kadar büyük çaplı bir operasyona girişti ki ülkenin tamamında neredeyse ağır bombardıman yaparak Ukrayna'yı ve Avrupa ülkelerini adeta ters köşeye yatırdı. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz bakın. Rusya'nın bu kadar cesaretli bir şekilde saldırmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Ukrayna'nın Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yalnız bırakılmasıdır. Eğer şu andaki gibi Avrupa Birliği Ukrayna'ya zamanında silah ve askeri teçhizat verseydi Rusya sadece ve sadece belki Kırım bölgesine saldıracaktı ya da geriye gidecekti. Bakın değerli izleyicilerimiz. Biz burada neyi görüyoruz biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin bu egoist, kendisinden başka hiç kimseyi tanımayan politikasını görüyoruz. Ne zaman ki Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını ele geçirmekle ilgili planı olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri bir anda eyvah dediler ve kendi aralarında gece yarılana kadar Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği'nin yetkili organları toplandı. Kıymetli izleyicilerimiz bakın. Enteresan bir haber vereceğim. Yani Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı nasıl yalnız bıraktığını, adeta oyuna getirdiğinin bir diğer göstergesi. Bakın. Savaş ilk başladığında ilk gün Almanya Ukrayna'ya sözde yardım yapacağım diyerek 5000 adet mifer yani kafaya takılan çelik kurşun geçirmez miğfer göndereceğini söyledi. Sadece bu. 5000. Bakın. Ve bu miğferleri de Alman hükümeti Ukrayna'nın içine kadar götürmeyecek. Yurt dışında başka bir ülkede Ukraynalı yetkililere teslim edecek diye Alman hükümeti tarafından açıklama yapıldı. Bakın. Ukrayna Almanya'dan orta menzilli uçak savar füze sistemi, taşınabilir uçak savar füzeleri ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazları, gözetleme kameraları, dijital telsizler, miğfer ve radar istasyonları gibi pek çok askeri malzeme talep etmişti daha önceden. Ama sadece miğfer arkadaşlar bu kafaya takılan bu şapka diyelim miğfer bunu veririz dediler ilk gün. Şimdi baktılar papuç pahalı. Yani Rusya Avrupa Birliği'nin içerisine adeta gelip bir hançer saplayacak korktular ve dediler ki biz size uçak savar veriyoruz ve diğer istemiş oldukları askeri teçhizatı veriyoruz dediler. Şimdi arkadaşlar bakın Ukrayna, işte Moldova, bilmem ne bu Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin ekonomik durumlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar ekonomik olarak diğer Avrupa ülkelerinden geride olan ülkeler. Bulgaristan'da dahil olmak üzere. Şimdi Avrupa Birliği kendi arasında Rusya ile kendi arasında aslında bu ülkeleri birer tampon ülke olarak kullanıyor. Aman Rusya bize bulaşmasın. Aman kapımızı çalmasın diyerek bu ülkeleri kullanıyor. Şimdi Ukrayna arkadaşlar halk bir direniş gösteriyor. Pazarlık masasındaki pazarlıklar devam ediyor. Ama bana soracak olursanız değerli izleyicilerimiz, bu büyük tabloya baktığımız zaman bu işin en az Ukrayna kadar zarar görecek olan ülkeleri Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre ve diğer ülkeler arkadaşlar. Bu ülkelerin tamamı savaşı bu noktaya getirmeden Ukrayna'nın yanında olduklarını açıklayacaklardı. Amerika Birleşik Devletleri bu işten en karlı Sadece askeri teçhizat veriyor. Uzaktan evine oturmuş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden izliyor. Bakın çatışmaların en yoğun olduğu günlerde Biden yazlığına gidiyor oturuyor. Yani umrunda bile değil. Net. Ama Avrupa Birliği'nin şu anda uykuları kaçmış vaziyette. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde daha büyük korkular olacak. Bakın Rusya o kadar çok hırçınlaştı ki Norveç'i tehdit etti, İsveç'i tehdit etti, Finlandiya'yı tehdit etti ve diğer o kuzeydeki ülkeleri, Avrupa ülkelerinin hepsini tehdit etti. Rusya ne diyor? Diyor ki, siz diyor NATO'ya giremezsiniz. Siz Avrupa Birliği'ne, Ukrayna'ya söylediği giremezsin diyor. Şimdi bu yaklaşımı tasvip etmek, onaylamak gerçekten büyük bir mantıksızlıktır. Sen ayrı bir ülkesin sana bağlı bir ülke değil ki Ukrayna. Bağımsız, yönünü seçmiş, Avrupa demiş ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda önemli mesafeler kat etmiş bir ülke. Ama Avrupa Birliği arkadaşlar hani birlik içerisinde olmak falan da çok önemli değil onlar için. Önemli olan bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı. Gördük ki yılan şimdi geldi Avrupa Birliği'nin tam ortasına ve hepsine dokunuyor Arkadaşlar şimdi korkudan Ukrayna'ya silah veriyorlar korkudan arkadaşlar teknik teçhizat ne varsa hepsini Ukrayna'ya yığmak istiyorlar şimdi gelen tablo bu Peki arkadaşlar bu Avrupa Birliği'nin geleceği var mı bakın Ekonomik olarak şu an tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de ciddi bir ekonomik sorun yaşanıyor. Uzun yıllardır enflasyon nedir bilmeyen bu ülkeler şu anda özellikle koronavirüs artı üstüne Rusya krizi ile beraber böyle bir tabloyla karşı karşıya. Avrupa Birliği'nin bana soracak olursanız bunlar iyi günleri hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak Avrupa Birliği önümüzdeki yıllarda daha büyük sancılar yaşayacak. Rusya'nın korkusundan birlik dağılır mı? Hayır dağılmaz. Askeri gücü elde tutabilmek için birliği dağıtmazlar. Geçtiğimiz aylarda Almanya bir açıklama yaparak Avrupa Birliği'nin ortak bir ordusu olsun dedi. Pek çok ülke yok olmaz dedi, gerek yok dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı vurmasıyla beraber şöyle bir tablo çıktı ortaya. Ve bu Avrupa Birliği Fransa başta olmak üzere NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyen açıklama yapan ülkeler. Bizzat Fransa açıklama yaptı ve dedi ki geçtiğimiz aylarda NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Biz gayri safi milli haslamızın yüzde ikisini asla vermeyiz dedi. Üye ülkeler NATO'ya ekonomik olarak katkı sağlıyor biliyorsunuz. Fransa res çekmişti. Şimdi görüyoruz ki NATO ülkeleri arkadaşlar aman NATO canım NATO diye Rusya korkusundan NATO'nun çatısı altında toplanıyorlar. Rusya ne diyor? Ben NATO'nun büyük olduğunu, benden büyük olduğunu biliyorum. O nedenle benim elimdeki kimyasal silahları hayata geçirebilirim diye tehdit ediyor. İşte tam bu noktada o beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilen NATO canlandı. Fransa tarafından böyle bir iddiada bulunulmuştu ve gelinen noktada herkes NATO üyeleri bu çatının altında toplandı. Rusya o kadar hırçınlaşıyor ki bir ülkeye diyor ki sen NATO'ya üye olamazsın. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Bakın arkadaşlar. Rusya'nın bu savaşı 20-25 yıl önce planlanmış bir savaş. ilk denemeyi arkadaşlar bunlar Gürcistan'da yaptı 2008'de 2014'te yine bunlar arkadaşlar Ukrayna'nın Kırım Tatarlarının yaşamış olduğu bölgeyi alarak yaptılar ve sonrasında baktılar ki Avrupa Birliği hiçbir şey yapmıyor. Ukrayna'nın yanında durmuyor. Ağzını bile açmıyor. Dediler ki o zaman biz Ukrayna'nın tamamını işgal edebiliriz. Bu mantıkla Rusya hareket etti ve Avrupa Birliği de işin gerçeğini daha sonradan anladı ama geç oldu. Şu anda Ukrayna'da insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar insanların evleri bombalanmaya devam ediyor. bunun baş sorumlusu Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın güçlü devletleridir. Bu kadar insanın hayatının arkadaşlar kaybetmesinin baş sorumlusu bu ülkeler. bugüne kadar geç kalınmış bir karardı Mutlak surette kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya daha fazla destekte bulunması gerekiyor. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Bakın, Avrupa Birliği denilen birlik koronavirüsün ilk çıktığı dönemlerde hatırlarsanız birbirlerinin maskelerini dahi çalacak kadar aslında karton bir kahraman, görüntü var, arkası yok. Sizden ricam şu bu konuyla ilgili görüşlerinizi sizde lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları da Emekli TV'nin Facebook, Instagram ve Twitter hesabından yani sosyal medya hesaplarımızdan bana ulaştırabilirsiniz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.